İnsanlık birkaç taş üzerinde kontrol sahibi olmak için savaşacak ve ölecekler. Onların yükünden asla kurtulamayacağız. Bu yüzden her taşa ayrı bir ruh verdim. Taşlar kendi bireysel yaşamlarını sürdürecekler. Kendi kaderlerini yazacaklar. Yıllar önce ruh taşı bana bir ruh verdi. Şimdi nedenini bildiğimi düşünüyorum. Aynı hediyeyi şimdi verebilmek için bu ruhlar kendilerini koruyacak ya da bunu denerken ölecekler. Ve koruyabilirlerse tekrar burada olacağız. Aynı hikayenin içinde. Adam Warlock. Adam Warlock'u tanıyor musunuz? Kendisi aklınıza gelebilecek her yönden mükemmel olması ve evreni kurtarması ya da yok etmesi amacıyla bir koza içerisinde yaratılmış bir çizgi roman karakteri. Ve sonunda Adam Warlock, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ile Marvel Sinematik Evreni'ne adımını atıyor dostlar. Adam Warlock'un bu filmde nasıl bir karakter olacağını ve çizgi romanlardaki yeteneklerinin ne kadarını kullanıyor olacağını bilmiyoruz. Ve bunu filmi izleyince göreceğiz. Fakat Warlock, önümüzdeki filmlerde yenilmezlerin Kang'e karşı olan savaşında veya başka savaşlarda ön plana çıkacak bir karakter olabilir. Eğer ilginizi çektiyse, ki çekmese bu videoyu tıklamazdınız değil mi? Hep beraber Adam Warlock'un çizgi roman evrenindeki yolculuğuna bakalım. Başlangıçta Adam Warlock sadece Him, yani o adıyla tanınıyordu. Biz yine kendisini şu an tanıdığımız şekilde Adam olarak hitap edelim. Adam kendilerine Enclave adı verilen bir grup araştırmacı ve bilim adamı topluluğu tarafından yapay bir koza içerisinde yaratılmıştı. Bu araştırmacıların nihai hedefi gelecekteki insan evriminin zirvesi olan mükemmel insanı yaratmaktı. O dünyayı fethetmeyi planladıkları yenilmez bir orduya olacağını umdukları şeyin prototipiydi. Neyse ki Adam, yaratıcıların sandığından çok daha gelişmiş ve üstün varlık olarak onların kontrolünün ve anlayışının ötesindeydi. Doğduğu anda yaratıcıların art niyetlerini anladı, kendisini kötü amaçlar için yarattıklarını hissetti. Araştırmacılara, yani bir nevi kendi ebeveynlerine ve çalışma tesislerine büyük zararlar verip düşüncelerini toparlayabilmek için uzay boşluğuna doğru uçtu. Adam, yeniden doğuşunda High Evolutionary isimli evrendeki en büyük dehalardan biri tarafından evlat edinilir ve onun himayesi altına girer. High Evolutionary'nin kim olduğunu tekrar uzunca açıklamayalım. Fakat kanaldaki Guardians of the Galaxy Vol. 3 öncesi bilmeniz gerekenler videosundan bakabilirsiniz. Bu evrimci abimiz Adam'a yol gösterici bir güç olur ve yaşaması için bir amaç verir. Evrimci Adam'a kudretinden ve mistik yönünden dolayı Warlock soyadını ve vampirik ruh taşını verir. Ruh taşıyla olan deneyimlerinden sonra bu taş Adam'la simbiyotik bir bağ kurdu. Ona kendi isteklerini ve iradesini algılayabilme yeteneği verdi. Bu bağdan ötürü Adam, kendini başkası tarafından kullanılan ruh taşı etkilerinden koruyabiliyordu. Yani çizgi romanlardaki Adam Warlock, yalnızca dünyadaki en güçlü kahramanlardan birisi değil, aynı zamanda tüm kozmosun en güçlü kahramanlarından birisidir de. Maddeyi, enerjiyi ve ruhları kontrol eder. Evrimci daha önceleri Counterworld denilen dünyanın tıpatıp aynısı olan bir gezegen yaratmıştı. Counter-Earth, evrimcinin ütopik bir mükemmel toplum ve üstün ırk yaratma girişimiydi. Lafı açılmışken bahsedelim, bu ırka New Man deniliyordu. Genetik olarak değiştirilmiş insan boyutunda hayvanlardan oluşan yapay bir ırktı. Evrimcinin yarattığı ve kendisine ihanet edecek olan Man Beast onu bozana kadar bu böyleydi. Adam da bu gezegenin koruyuculuğunu üstlenmişti. Man Beast de bu yüzden Warlock'un en büyük düşmanı olacaktı. Adam bu sırada 4 gençle tanıştı. David Carter, Jason Gray, Eddie Roberts ve Ellie Roberts. Ellie gezegenlerinde olduğu gibi Adam'ın bir yerine iki isme ihtiyacı olduğunu düşündüğü ve yalnızca Him olarak seslenilen bu deney ürününe Adam adını verdi. Warlock'un gelişinin ardından Man Beast'in bir yardımcısı olan Cobra, Man Beast için Adam'ın lokasyonunu tespit etti ve New Man ırkından suikastçı bir fare olan Rodan'ı da peşinden gönderdi. Warlock Rodan'la karşı karşıya geldi ve Adam için kolay bir rakip oldu. Grup şehirdeyken Man Beast bir kahin kılığına girerek grubu Warlock'un yerini bulabilmesi için kandırdı. Ama Adam hazırlıksız yakalandı ve Man Beast'in tarafına katılmaya, eğer katılmazsa öldürülmeye zorlandı. Adam, Man Beast'e tarafına asla katılmayacağını söyledi. Bu yüzden Man Beast, Adam'ın arkadaşlarının ona ihanet ettiğini düşündürmek için kafasını bulandırmaya karar verdi. Ancak bu geri tepti. Adam'ı daha da çileden çıkardı ve sonunda Man Beast'i yendi. Adam Counter-Earth'teki ilk süper kahraman oldu. Kendisinin anıtları bile yapıldı. David, Jason, Eddie ve Ellie ile dünyayı gezdi. Adam dostlarıyla huzurlu bir yaşam sürmek istese de Counter-World'de, anlatırsak videoyu çok uzatacak, bir sürü olay yaşandı elbette. Peki tüm bunların altından kim çıkıyor dersiniz? Tabii ki Man Beast. Bombalar patlıyor, kimi zaman arkadaşlar hedef alınıyor, katil robot kuşlar saldırıyor. Adam bir o yana bir bu yana koştururken bir isyan çıkıyor. Adam da vatandaşları kurtarmaya gidiyor ve tuzağa düşürülünce aslında olayların arkasında Man Beast'in olduğunu öğreniyor.
Membeast'e karşı bazı savaşları kaybetmiş olan Adam, Recorder 211 adı verilen bir robot sayesinde esaretten kurtuldu. Adam, Membeast'e isyan etmek için birkaç gün içinde ordusunu topladı. Hatta halkı kendi saflarına aldı. Membeast, halkın beynine Adam ve destekçilerine saldırmasını sağlayacak bir çip yerleştirerek Adam'ın saflarına sızmak için halkı bir Truva atı olarak kullandı. Adam, halkı Membeast'in kontrolünden kurtarabilmiş olsa da bu onun ve destekçilerinin ele geçirilmesine neden oldu. Adam daha sonra halka açık bir duruşmada öldürülecekti. Ancak son dakikada kozasına çekildi. Onun öldüğünü düşünen Adam'ın takipçileri ve halk topyekün bir çabayla Membeast'e saldırdı. Bununla birlikte Adam her zamankinden daha güçlü bir şekilde kozasından geri döndü ve Membeast'i ve tüm kötü Newman'leri orijinal hayvan formlarına geri döndürdü. Daha sonra yardımına ihtiyaç duyan diğer dünyalara yardım etmesi için yıldızlar arasında kendisine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek Counter-Earth'ü ve tüm takipçilerini terk etti. Kısa bir süre sonra Adam Warlock tamamen deli ve korkunç derecede güçlü, kendisinin çarpık bir gelecek enkarnasyonu olan Magus olarak bilinen kötü niyetli bir varlıkla temasa geçti. Evrensel Hakikat Kilisesi'nin başı olan Magus, kozmosta milyarlarca yaşam formunun hakimiyeti altına almıştı. Warlock, Magus ile savaştı ancak kendi başına başarılı olamadı. Çünkü gelecekteki hali kendi muazzam kudretinin çok daha fazlasına sahipti. Bunun için Pip the Troll, Gamora ve Thanos'un yardımını aldı. Uzunca savaştılar ve Thanos, Time Probe denilen bir tür kendi zaman makinesiyle Warlock'u gelecekteki halini bulmaya gönderdi. Warlock orada ölmekte olan, hayata küsmüş ve kendi kötü benliğiyle olan Magus'u doğurmaya hazırlanan benliğiyle karşılaştı. Warlock, ölmekte olan müstakbel benliğinin ruhunu, ruh taşını aldı ve böylece Magus'un çıktığı zaman çizgisini ortadan kaldırmayı başardı. Kötü muadilinin tehdidine şimdilik son verdi. Bu sırada Thanos da ruh taşının gücünü görmüş oldu ve şeytani planlar için aklında bir kıvılcım ateşlendi. Gelecekteki kötü benliğinin yenilgisinin ardından Warlock, kendisine Ancient Traveler diyen bir uzaylı ile tanıştı. Kadim gezgin Warlock'un geleceğine baktı ve ona ölmeden önce birçok arkadaşının öldüğünü göreceğini ve aynı zamanda yüksek evrimcinin ölümüne de sebep olacağını söyledi. Artık bunu bilen Warlock, ruh taşında aradığı cevapları bulmak için ayrıldı. Ruh taşı yalnızca 6 taştan biri olduğunu Warlock'a gösterdi ve taş daha sonra Warlock'u köleleştirmeye çalıştı. Ancak Warlock bir şekilde taşın üstesinden gelmeyi başardı. Daha sonra yıldızları bir kez daha gezmek için gezegeni terk etti. Bu sırada deli ve kötü olan Thanos, ölümün dişi bir tezahürüne o kadar derinden aşık olmuştu ki ölümün şimdiye kadar aldığı en büyük hediye olması için yaşayan her şeyi ve yıldızları yok etmeyi planlıyordu. Gamora Thanos'un bu planını öğrendi. Thanos'a saldırsa da acımasızca yere serildi. Warlock kısa süre sonra onu buldu. Gamora'yı kurtarmak ve Thanos'un planının tüm kapsamını öğrenmek için Gamora'nın ruhunu ruh taşına aldı. Perişan ve öfkeli olan Warlock, Thanos'a karşı oynadığı kumarda kendisine yardımcı olacak müttefikler aradı. Captain Marvel ve Moon Dragon'a Thanos'un tüm yıldızları patlatma planını anlattı. Yenilmezler de savaş planlarına dahil oldu. Thanos, Adam'ın arkadaşı Pip-In zihnini silerek ve onu kolayca bulunacak bir şekilde bırakarak Adam Warlock'u kasıtlı olarak kızdırdı. Warlock, Pip-In akılsız formunu bulduğunda kurtarmak için arkadaşının ruhunu ruh taşına çekti. Ancak Thanos, Pip'e saldırmadan önce planından bahsetmişti ve Pip'in ruhunu taşa çekmek, Warlock'un planı öğrenmesini sağladı. Warlock ve Captain Marvel Thanos'a ataklarını yapsa da Thanos, Captain Marvel'ın üstesinden gelmeyi başardı. Warlock da Thanos'a vahşice saldırsa da Thanos onu da alt etti. Ardından kahramanlarımızın arkasından gelen Thor ve Iron Man tarafından saldırıya uğradı. Thor, Thanos'a saldırırken Iron Man Thanos'un yarattığı sentetik bir yıldız taşını paramparça etti. Birkaç dakika sonra Marvel ağır yaralı Warlock'un huzursuz ruhunu sonunda bir ölçüde huzur bulduğu ruh taşına çekerek şimdiki halinin acısını sona erdirdiğine sessizce tanıklık etti. Hemen ardından Thanos, Warlock'un bedeniyle ışınlandı, ekibini yenilmezleri yenmeye yönlendirdi. Warlock'un taşıyla en azından dünyayı yok etmeye yetecek kadar güce sahipti. Ancak bunu yapamadan The Thing ve Örümcek Adam yetişti. Örümcek Adam Avengers'ı topladı ve ardından gelen yakın dövüşte ruh taşını tutan küreyi paramparça etti. Taşın içindeki Warlock, gerçekleştirmesi gereken son bir görevi olduğunu hissetti. Taş yere çarptı ve bir ışık parlamasıyla Adam Warlock'un ruhu taşın içinden belirdi. Artık saf enerjiye sahip bir varlık olan Warlock, panik halindeki Thanos'a doğru hamle yaptı ve Thanos'un vücudunu katı granite dönüştürdü. Daha sonra Warlock'un ruhu, mücevherin içindeki mutlu dünyaya geri çekildi. Thanos bu geçen zamanda sonsuzluk taşlarını toplayıp sonsuzluk eldivenini birleştirdi ve yeniden yaşayan herkes için bir tehdit haline geldi. Warlock ise olaylardan habersiz ruh taşında Pip
ve Gamora ile birlikte birkaç yıl huzur içinde yaşadı. Thanos, Drax ve Gümüş Sörfçünün ruhunu kaçırdıktan sonra onlarla karşılaşan Warlock, Thanos'u engellemek için yeniden planlar yaptı. Ardından Thanos'a saldırmak için dünyanın kalan kahramanlarını toplamaya gitti. Kahramanların bu saldırısı aynı zamanda Gümüş Sörfçünün sonsuzluk eldivenini Thanos'un elinden almasını sağlamak için tasarlanmış bir dikkat dağıtmaydı. Yine de başarısız oldular. Thanos, evrenin en güçlü kozmik varlıklarını yendikten, tüm gerçekliğin dönüm noktasına yükseldikten sonra Nebula'nın bazı entrikaları nedeniyle tanrısallığını kaybetti. Bunun üzerine Warlock'un kendisi sonsuzluk eldivenini aldı ve tanrılığa yükseldi. Warlock kısa süre sonra astral varlıklardan oluşan yaşayan mahkeme tarafından tek başına tüm taşlara ve eldivene sahip olmaya layık görülmedi. Taşların hepsinin bir arada kullanılmasını engellemek için onları ayrı tutmasını istedi. Ve ardından taşları kendisi, Gamora, Pip, Drax, Moondragon ve gizlice Thanos arasında paylaştı. Kendisi ruh taşını, Gamora zaman taşını, Pip uzay taşını, Drax güç taşını, Moondragon zihin taşını, Thanos gerçeklik taşını tuttu. Başlangıçta Warlock bu grubun bir takım olmasını düşünmedi. Taşların hepsini ayrı tutulursa daha güvenli olacağına inanıyordu. Ancak Warlock'un eski düşmanı Man Beast rahat durmadı ve 4 Infinity Watch üyesini kaçırıp Warlock'u yok etmek için taşları manipüle etmeye başladı. Man Beast her zamanki gibi yendikten sonra Infinity Watch Thanos dışında kahramanca bir ekip olarak bir arada kalmayı seçti. Ancak Infinity Gauntlet olayından sonra bir tevazu dönemi geçiren Thanos mücevherini kötüye kullanmadı. Aksine güvende tuttu. Infinity Watch kurulduktan kısa bir süre sonra Magus, Warlock ve Thanos'tan intikamını almak için dünyanın kahramanlarının tıpatıp aynılarından oluşan bir orduyla yeniden ortaya çıktı. Watch ve Thanos tarafında yapılan soruşturmanın ardından Warlock'un sonsuzluk eldivenini aracılığıyla tanrılığa yükseldiğini objektif bir varlık haline gelebilmek için varlığının iyi ve kötü yönlerini tamamen ayrı varlıklar haline getirmek için ayrıştırdığını ve bunu yaparak yeniden yarattığı ortaya çıktı. Magus'u yenmek için Infinity Watch, Thanos ve dünyanın kahramanlarının çoğunun ortak çabaları gerekti ve sonunda Warlock, Magus'u ruh taşına sürgün etti. Ancak bunu yapmak, Warlock'u komaya soktu. Warlock'un uyanıp yeniden liderlik etmesiyle sonsuzluk taşlarının güçlerini kullanan Infinity Watch, Mephisto, Count Abyss ve Maxim gibi düşmanlarla karşı karşıya geldi. Goddess olarak bilinen bir varlık, yaşayan her varlığı öldürerek evreni günahlarından arındırmak için dünyanın birçok kahramanını kaçırdığında Warlock iyi tarafın, evren için kötü taraf kadar tehlikeli olduğunu öğrendi. Magus nasıl Adam'ın kötü benliyse Goddess da iyi benliydi. Warlock ve Thanos evreni kurtarmak için bir kez daha birlik oldu. Dünyanın kahramanları bölünmüşken ve birbirleriyle savaşırken Warlock ve Thanos karmaşık planlarının perde arkasında gerçekleştirdiler. Plan başarılı oldu ve Goddess yenildi. Magus'un yanında ruhlar dünyasına sürüldü. Kısa bir süre sonra Warlock, büyülü küresi aracılığıyla mental olarak kafayı tırtlatmış Thor'un Gümüş Sörfçü'ye saldırdığını keşfetti. Warlock, hem Thor'a hem de Gümüş Sörfçü'ye yardımcı olacak ve Thor'u borçlu bırakacak bir plan formüle etti. Pip'ten kendisinin Thor'un bulunduğu yere ışınlanmasını ve ondan Infinity Watch'u kendisine destek için gelmeye hazırlamasını istedi. Thor'la savaştı ve zar zor kurtuldu. O sırada sonsuzluk eldiveniyle Sörfçü'nün tahtasını kontrol edebileceğini keşfetti. İkili, Doctor Strange'den yardım istemek için kaçtı. Durumu Strange'e açıkladıktan ve o da yardım etmeyi kabul ettikten sonra Pip ve Infinity Watch aniden Strange'in evinde belirdi. Warlock'u bulmak için Thor ile savaşmaya gittiklerini ancak sonunda başarısız olduklarını açıkladılar. Warlock, Sörfçü ve Strange daha sonra Odin'in kendisinden yardım almak için Asgard'a gitmeye karar verdiler. Ancak oraya seyahat ettiklerinde kısa bir süre sonra Lady Sif ve Beta Ray Bill tarafından bir troll tuzağına düşürüldüler. Warlock ve diğerleri sonrasında idam edilmek için troll zindanına kilitlendiler. Ancak daha sonra Pip, Warlock'u bir savaş yoluyla bir trial'a sokmaya başardı ve bu nedenle Pip diğer herkesi kurtarırken Warlock arenada savaştı. Kaçtıklarında zindanda o kadar çok zaman harcamışlardı ki Thor onları rahatça yakaladı ve onlarla bir kez daha savaştı. Yenilgiye yaklaşan Gümüş Sörfçü, Thor'u ve kendisini başka bir yere ışınlarken Warlock yaralılarla ilgilenmek için geride kaldı. Herkes hazır olduğunda Gümüş Sörfçü'yü uzay istasyonuna, Thanos'un o anda Thor'un hapsettiği sığınağa kadar takip ettiler. Onunla ne yapacaklarını tartıştılar ve onu psikolojik durumundan kurtarmak planları başarısız olunca onu Odin'e götürme planının gerektiğine karar verdiler. Pip onları birçok Asgard'la savaştı ve hatta Odin tarafından saldırıya uğradıkları Bifrost'a ışınladı. Asgard'ın küçük bir bölümünü yok eden bir savaşın ardından Odin'i Thor'a yardım etmeye, ikna etmeyi başardılar ve o da öyle yaptı. Ve Asgard, Warlock ve Infinity Watch'a borçlu kaldı. Warlock ve Watch, Maxim'in hafızasını geri kazanması üzerine çalışmaya devam ettiği Canavar Adası'na döndü. Warlock, Moondragon ve Drax, Maxim'in hafızasının tek bir bölümünü geri almak için sonsuzluk taşlarının gücünü birleştirdiler. O günün ilerleyen saatlerinde Infinity Watch yenilmezler tarafından saldırıya uğradı. Daha sonra Vision tarafından yenilmezlerin, Warlock'un bir kötü adam olarak görülmesini sağlama planında Warlock'un gizlice en büyük düşmanı olan Man Beast tarafından beyinlerinin yıkandığı ortaya çıktı.
Man Beast ile kapıştılar ve Warlock her zamanki gibi kazandı. Yenilmezler ve Infinity Watch canavarlar arasındaki savaşı sırasında Maya adındaki bir kadın adaya gizlice girmiş ancak yenilmezlerden biri tarafından bayıltılmıştı. Uyandığında Warlock ve Infinity Watch'un onun sağlığına kavuşturduğunu keşfetti. Maya'nın sorunları vardı ama. Warlock'a Count Abyss'e karşı bir ittifakın parçası olduğunu açıkladı. Abyss'e karşı isyanda Warlock'tan yardım istemek ve bunun karşılıklı olarak faydalı olacağını istemek için geldiğini söyledi. Warlock nöbetin geri kalanının kararına karşı bu anlaşmayı kabul etti ve Maya'nın yanında getirdiği bir bardak şarabı bir aşk iksiri olduğunu bilmeden içmiş bulundu. İkili delicesine bir aşka kapıldı. Nöbet onu bu hastalıktan kurtarmak için birkaç saat harcadı ama hiçbir işe yaramadı. Tam o sırada canavar adasında birçok iblisin çıktığı bir boşluk açıldı ve Maya'yı kaçırdılar. Warlock ekibin çabalarıyla kendine geldi. Aldatıldığını ve Maya'nın tüm bu süreç boyunca Count Abyss için çalıştığını anladı. Warlock yaptığı araştırmalarda Count Abyss'in nasıl ortaya çıktığına dair tüm hikayeyi öğrendi ve onunla savaşmaya hazırlandı. O ve Infinity Watch Count Abyss boyutuna gitti ve burada Count Abyss'in düşmanları olan eski tanıdıkları Dark Lord ve Mirlene ile yeniden bir araya geldiler. Onlarla güçlerini birleştirdi ve Count Abyss ile savaşmaya gitti ancak acımasız bir yenilgiye uğradı. Şaşırtıcı. Warlock daha sonra başka bir plan başlattı ve ruh taşındaki ruhlardan birini pişmanlıkla Count Abyss'in kendi ruhsuz formuna aktardı. Plan işe yaradı ve Count Abyss'i yenmeyi başardılar. Ekip zaferi kutladı ama Warlock Dark Lord'un ilk aşkı Maya ile evleneceğini söylediğinde yıkıldı. Bunu asla herkesin önünde göstermeyecek olsa da hayatında ilk kez Warlock'un kalbi kırılmıştı. Infinity Watch safları arasında bölünme, Moondragon Domitian'a karşı olan savaşta neredeyse ölmek üzereyken ortaya çıktı. Moondragon komadayken ve Drax onun yanından ayrılmazken nöbetin aktif üyeleri yalnızca Warlock, Pip, Gamora ve Maxim'den oluşuyordu. Maxim, Gamora'nın Warlock'a olan bariz sevgisi ve onun peşinden köpeği gibi dolaştığı hakkında alelade bir şaka yaptığında gerilim bir kez daha tırmandı ve bu Gamora'nın çok kızmasına neden oldu. İkisi savaştı ve sonunda Gamora Warlock'un Maxim'e olan tüm kalbiyle güveni nedeniyle nöbetten ayrıldı. Warlock daha sonra zaman taşını Maxim'e verdi. Warlock'un Maxim'e zaman taşını vermesi onun bazı anılarının geri dönmesine neden oldu ve Warlock'un ana vatanı için bir tehlike olduğuna inanıp ona saldırdı. Telepatik olarak hala aktif olan Moondragon'un yardımıyla da Warlock Maxim'i yenip durdurmayı başardı. Bunlar yaşanırken farklı bir evrenden gelen Rune adındaki varlık tehdide karşı hazırlıksız olan Infinity Watch koruyucularından tüm taşları çaldı. Gamora, Maxim ve tüm taşları kaybeden Infinity Watch parçalandı. Daha sonra Warlock sonsuzluk taşlarını aramak için evrenin derinliklerinde yeni bir yolculuğa çıktı. Peki ya taşları bulmayı başarabilecek miydi? Dr. Sicket, Torku Doruk ve Brodin'e katıl destekleri için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, filmiyorum, filmiyorsun, filmiyoruz.